Önce benden gizledikleri için müthiş bir öfkeye kapıldım. O sinirle bebeğin yüzüne bile bakamadım. Çok yabancı geldi birden. Çok uzak geldi. Ama kucağıma aldığım anda bütün kimyam değişti sanki. Duygularım karmakarışık oldu. Tuhaf bir çekim, anlatılır gibi değil. Bebeğimden ayrılamayacağımı o an anladım. Hala hanım arkadaşlarından sıkıldı herhalde. Geç gelirim demişti. Namık'tır. İyi akşamlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aç mısın? Yok, avukatlarla yemekteydim ben. Sen ye lütfen. Ne oldu? Ne konuştunuz? Önce şunu söyleyeyim, çok rahat edebilirsiniz. Bütün önlemler alındı. İşlemler büyük bir gizlilik içinde yürütülecek. Anlamadım. Hangi işlemler? Biliyor mu? Söyledin mi yoksa? Niye bu kadar şaşırdın ki? Bu aile meselemiz. Namık da ailemizden sayılır. Benimle konuşmadan önce ona mı anlattın her şeyi? Ona mı danıştın? Sakin ol Kenan. İnanmıyorum sana Cavidan. İnanamıyorum. Namık bu işten yara almadan nasıl kurtarırız diye uğraşıyor. Konuşup anlaşmadık mı seninle? Ben bu işten kurtulmak istemiyorum. Çocuğumu sahiplenmek istiyorum demedim mi sana? Merak etme. Ben de bugün onun için uğraştım. Teşekkür ederim. Zahmet olmuş. Kenan, lütfen. Bu şekilde konuşmaları kaldıracak durumda değilim. Evet Namık. Önce DNA testi yapılacak. Ne? Kenan lütfen. DNA testi falan yapılmayacak. O bebek benim. Bundan kesinlikle emin olman lazım. Nüfusuna geçirmek için bunu yasal olarak ispat etmen lazım. Şimdilik sessiz sedasız yürüyor işler. Ama bir yerden sonra mutlaka duyulacak. Medya üstüne gelecek. Dedikodular, spekülasyonlar. Huzursuz olacaksın. Eğer bütün bunlarla uğraşmak istemiyorsan o testi yaptıracaksın. O bebek benim diyorsan bunu ispat edeceksin. Kenan. Kenan. Bana oyun oynama Cavidan. Ne düşündüğünü, ne planladığını açık açık söyle. Kenan kendine gel. Sana yardım etmekten başka bir düşüncem yok benim. Düşüncelerini niye benimle paylaşmıyorsun o zaman? Niye bu adam benim yerime kararlar alıyor? Namık da ben de senin için uğraşıyoruz. Ama görmüyorsun sen, anlamıyorsun. Kafanı öyle bir karıştırdılar ki sağlıklı düşünemiyorsun. Nasıl bir tuzağa düştün sen Kenan? Kurtulamıyorsun. Bebeği göreceksin diye o kızın evinden çıkmıyorsun. Onun istediği de bu. Bebeği kullanarak seni avucunun içine almak. Lamia'yı tanımıyorsun. Hiç tanımadın. Sen çok mu tanıyorsun? Bir ilişki yaşamadın ki. Nasıl biri olduğunu anlayacak kadar yakın olmadın ki. Öyle değil mi? Ama herkesin bildiği şeyler de var. Başından geçenler malum. Nimet'in şoförüyle nişanlıymış bir zamanlar. Sonra öldürdüğü adam. Tecavüz olayı. Hem unuttuğum bir şey daha var. Lamia evliydi Kenan. Bir kocası vardı onun.
Çocuğun resmi babası. Bebek onun soyadını taşıyor. Cemil de o bebek benim diye boşuna bağırmıyor herhalde. Hadi lütfen. Bir an önce kafanı topla, düşün. Ya o bebek senin değilse? DNA testi sonuçlanmadan kimse bundan emin olamayacak. Bir de işin Lamia tarafı var. Testi yaptırmayı kabul edecek mi bakalım? O bunu hakaret kabul eder Cavidan. Tıpkı benim gibi. Sen onu seviyorsun. Hayır. Ona inanıyorum. İnanamıyorum. Bu kadar saf olamazsın. O kız da senin masumiyetinden faydalanıyor. Lamia benden hiçbir şey istemedi bugüne kadar. Hiçbir şey talep etmedi. Sırf benim kariyerim zedelenmesin diye, sırf bizim düzenimiz bozulmasın diye hiçbir şey söylemedi. Kaçtı gitti. Aylarca saklandı. Bebeği tek başına büyütmeyi göze aldı. Bu fedakarlığı kimse yapmazdı, hiç kimse. O yaptı. İyi. O zaman testi de yaptıracak. Senin ömür boyu kafanda kocaman bir soru işaretiyle yaşamaman için o testi yaptıracak. Aksi halde nüfusunu alsan bile o çocuğa tam anlamıyla sahip olamayacaksın.